Manşete hoş geldiniz. 30 sıcak gün. Evet, artık bugün 14 Nisan, tam 30 gün var seçime. 30 sıcak gün de esasen Mehmet Ali Birand'dan esinlendiğim bir başlık. Mehmet Ali Birand 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı yazdığı kitabına bu başlığı atmıştı. Kitabına bu ismi vermişti. 30 sıcak gün. Çok genç yaşlarda okumuştum. Babamın kütüphanesinde vardı o kitap. İşte Kıbrıs müzakerelerini, Barış Harekatı öncesi sonrası itibariyle ele alan bir kitap. Okunmalı, takip edilmeli ama işte Mehmet Ali Birand da gerek Kıbrıs mücadelesi A'dan Z'ye takip etmiş, gerek Avrupa Birliği mücadelesi, Türkiye'nin birazdan bakacağız, A'dan Z'ye takip etmiş, hele merkezinde Brüksel'de filan, ama hayatının sonuna kadar da bu konularda bir çözüme, bir sonuca ulaşıldığını görmemiş. Bir anlamda da gözü açık gitmiş bir gazetecidir. Sıra bizde. Biz de bir takım konuları tam olarak çözümlendiğini görmeden gideceğiz. Öyle görülüyor. Bizim çocuklarımız, evet, artık dünyanın dört bir tarafındalar. Bizim çocuklarımızın Türkiye gibi bir gündemleri ve meseleleri olmayacak. Ana kara veya ana ülke, işte memleket olarak belki arada ziyarete giderler filan, ayrı bir konu. Ama ülkede yaşayanlar için önümüzdeki seçim böyle değil. Espri yapılacak hali de yok. Gerçekten son derece kritik bir seçim. Çocuklarımızın geleceği açısından önemli. Son seçim. Bakıyorsunuz ortada dönen tartışmaya, bakıyorsunuz ortada dönen mavraya, tuhaf şeyler konuşuluyor. Yani ya bir haftadır, 10 gündür bakıyor yani. Konuşulan konulara bakıyorum, konuşulan isimlere bakıyorum, detaya girmeyeceğim ama siz de baktığınızda göreceksiniz. Hepsi cemaat odaklı. O dört harfli kelime FETÖ odaklı. Onunla başlıyor, onunla bitiyor. Size de tuhaf gelmiyor mu? Bana çok tuhaf geliyor. Yani 10-15 gündür özellikle şu adaylık tartışmalarıyla falan başlayan süreçte de hangi aday konuşuluyorsa, tartışılıyorsa bu bağlantıdan dolayı, hangi olaya atıfta bulunuyorsa bu bağlantıdan dolayı. Yani 21 yıllık, 22 yıllık AKP dönemine, Erdoğan'a tek laf yok. Erdoğan'ı işte 2014'te, 16'da, 18'de, 19'da, 20'de, 2021'de terk etmiş insanlar. Kamuoyu araştırmacısından ne bileyim milletvekiline, danışmanından bakanına kadar daha dün değil evvelki gün terk etmiş insanlar baş tacı, kanal kanal dolaşıyorlar. Sayınlı, efendimli filan cümleler. Size de tuhaf gelmiyor mu? Yani 21 yıllık, 22 yıllık AKP iktidarını bir anlamda meşru gören, onların içinden çıkan insanları bir şekilde tartışan, televizyonlarda falan eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü kanal kanal dolaşıyor, saygın yorumcu muamelesi görüyor. Yani tuhaf. Sonra da Hasan Cemal'e, Cengiz Çandar'a, şuna buna laf söylüyorlar. Yani enteresan. Enteresan. Bir de gerçeklikle de ilgileri yok. Yani HDP'ye ayar veriyorlar ekranda. Sen nasıl bunlara aday gösterirsin filan diye. Yeşil Sol hareketi tabii, elbette. Yeşil Sol Parti olarak giriyor seçime. Ya Yeşil Sol hareket, HDP, Cengiz Çandar'ı Diyarbakır 3. sıradan aday göstermiş. Diyarbakır'da 12 milletvekili var. Yani neredeyse tulum çıkarıyor HDP. Ve garanti seçilebilecek yerden göstermiş. 3. sıradan Cengiz Çandar'ı göstermiş ve bölge Cengiz Çandar'ı bağrına basıyor. Ne zaman geliyorsun falan diyor. İşte o da diyor ki işte efendim kampanya yapacağım falan. Ya kampanya yapmana gerek yok. Zaten alıyorsun seçimi. Ne yapacaksın sen, bize onu anlat falan diyorlar. Yani böyle bir etkileşim var. Bu etkileşimin de farkında değiller. Yani bu isimlerin bölgede karşılığı nedir? Tabanda karşılığı nedir bilmiyorlar. Direkt ezbere sallıyorlar. O şucu, o bucu, o geçmişte şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Tuhaf yani. Siz neredeydiniz o zaman? Yani bu sol ya da ulusalcı ya da Kemalist zihniyet çok tuhaf. Yani geriye doğru kendi günahlarını ve bugünü doğuran sebepleri ve bugüne gelinen noktada katkılarını güzelce örtüyor. 3-5 günah keçisi üzerinden tek hedefe yoğunlaşmış olarak şu seçim arefesinde bile tartışmayı buraya yoğunlaştırıyor. Tekrar başa döneyim. Size de tuhaf gelmiyor mu? Yani 10-15 gündür, 7 yıldır, 8 yıldır bitirilmiş, bütün müesseselerine çökülmüş, bütün sempatizanları, gönül verenleri Kermeste köfte yapandan okulunda öğretmenlik yapana, bankasına para yatırana kadar herkesin soruşturma altında olduğu, mühim bir bölümünün içeri girip çıktığı, bitirildiği, silindiği, ayıklandığı, dışarıdaki insanlara bile yaşam hakkı verilmediği. Hani medeni ölüm, sosyal ölüm diyorlar ama bence o kelimeler tam karşılamıyor. Yalnızlaştırıldığı, itildiği, ötekileştirildiği, annesinin, bacısının, eniştesinin, kuzeninin, babasının neyse sahip çıkmadığı falan bir noktaya getiriyorlar. Anneler çocuklardan, çocuklar annelerden, aileler bölünüyor falan. Böyle bir sosyal soykırım uygulanıyor. Bir soykırım uygulanıyor. Bitmiş, bitirilmiş, fakat enteresan, size de tuhaf gelmiyor mu? 7 sene sonra, 8 sene sonra, 10 sene sonra hala FETÖ'de FETÖ. Acayip yani. Gerçekten acayip. Eğer böyle bir şey varsa ve herkes bunun etrafında dönüyorsa, bu konu ortak fikir, ortak akıl falan değil. Bu konular operasyoneldir. Böyle bakın. Bir iki konu var. Asıl gündeme ve seçim gündemine geçmeden önce dikkatinizi çekeceğim. Emekli MİT Müsteşarı Sönmez Köksal. MİT'ten kimse emekli olmaz arkadaşlar. Ama ifade ederken kendilerini böyle tanıtırlar. Her neyse, mühim bir uyarıda ve ikazda bulunuyor seçime gidilirken. Yetkin Report'ta bir yazı yazmış. İster Rusya'nın Rusya'nın ya da başka ülkelerin, dış mihrak diyor Sönmez Köksal, seçime müdahalesine dikkat çekmiş. Ve diyor ki, ister Rusya'nın ister başka ülkenin olsun, bu ihtimalin sürekli olarak gündemimizde tutulması yararlı olur. Konuyu daha da önemli kılan unsur, son dönemlerde dış politikanın adeta iç politikanın ana unsuru haline dönüşmüş olması. Bu durum seçimleri biz yurttaşlar yanında dış ülkeler için de son derece önemli kılıyor. Devam etmiş. Türk seçmenin iradesini etkileyecek tehlikenin artık eskimiş sayılan geleneksel ziyaret, demeç, yazı, makale vesaire gibi yöntemlerden daha çok asıl siber dünyadan geleceğini öngörmek gerekiyor. Seçmenin oy verme kararı üzerinde etki yaratmak isteyecek, kullanılacak oyun kendi çıkarına da uygun olacak politikalara yol açmasını arzulayacak dış mihrakların, bunun için siber teknolojilerin sağladığı her türlü sinsi metodu kullanabileceklerini varsaymak durumundayız. Bu ihtimal gerçekleştiğinde egemenlik hakkımızın ihlal edilmesi ve iç işlerimize karışılması anlamına geleceğinin bilincinde olmalıyız demiş. Yani özetle bir ziyaret, bir herkesin göreceği, gözle göreceği bir etki değil, siber kontrol yöntemiyle, yani internet, teknoloji altyapısı, hackleme neyse, veya işte belli hesapları kontrol altına alma veya belli bilgi işlem merkezlerini yönetme, yönlendirme gibi yöntemlerle seçime doğru ve seçimde Rusya'nın ya da başka ülkelerin bu seçime müdahil olabileceğine dikkat çekmiş. Ama bana göre dünün en etkili haberlerinden biri Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un paylaştığı Üsküdar sahildeki Mimar Sinan eseri tarihi kuşkonmaz caminin yanındaki kaçak kafeler. Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca ısrarla korunuyor demesiydi ve İstanbul Büyükşehir yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunuyor demiş. Nasıl engel olunuyor biliyor musunuz? Yani fotoğraflarını paylaşmış Murat Ongun. Polisler adeta bu nargile kafeyi öyle geçiyor, abluka altına almışlar. Yani devletin polisi, Soylu'nun polisi bir anlamda AKP'li aday adayıymış sahibi kafenin. Onun kafesini belediyenin kapatma veya yıkım ekibi neyse geldiğinde ona karşı koruyor. Tam bir paralel yapılanma, paralel direniş yani. Başka da bir şey değil. 30 sıcak gün demişken başta da atıfta bulunmuştu Mehmet Ali Birand'a. Mahfi Eğilmez 20 yıl önce Balkanları beğenmezdik başlığıyla kendi blogunda bir yazı yazdı. Bunu okumanızı öneririm. Ama burada özellikle 3 Balkan ülkesiyle yakın dönemde Avrupa Birliği'ne üye olmuş ve olacak 3 Balkan ülkesiyle Türkiye'yi mukayese etmiş. Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan. Bulgaristan ve Romanya 2007'de Avrupa Birliği'ne üye olmuşlar. Sırbistan'a da 2025'te üye olması bekleniyor ama şu süreçte de tabii Avrupa Birliği'ne uyumlanma çabaları var. Kişi başına gelire bakmış ve bu ülkelerde ciddi tırmanış varken Türkiye'de düşüş var. Türkiye siyah grafikle, diğer renkli olanlar bu 3 ülke, yani Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan. Enflasyon oranlarına bakmış. Türkiye'deki sıçrama bu ülkelerde gerçekten stabil gidiyor. İşsizlik oranlarına bakmış. Bu ülkelerde Avrupa Birliği ilişkileri gelişmesi, Avrupa Birliği'ne üyelik söz konusu olduktan sonra işsizlik oranının nasıl düştüğü görülüyor. Cari denge. Pek çok, yani genelde Mahfi Eğilmez ekonomist olduğu için ekonomik verileri grafik olarak değerlendirmiş. En son olarak da özellikle Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'yi hukukun üstünlüğü, küresel refah endeksi ve yolsuzluk algı endeksi filan gibi konularda kıyaslamış. Şimdi baktığınızda Türkiye 116 hukukun üstünlüğünde, küresel refah endeksinde 93, yolsuzluk algı endeksinde 107, insani özgürlük endeksinde 139 falan gibi 3 haneli rakamlarda, yani kötü. Listenin dibine yakın, ama Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi ülkeler 30'lu, 40'lı, 50'li neyse rakamlarla ifade ediliyorlar. Bu tablo diyor, ekonomi dışında sosyal alanlarda da 20 yıl öncesine göre Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan'ın gerisinde kaldığımızı gösteriyor diyor. Balkan ülkeleri 20 yılda inanılmaz olumlu gelişmeler yaratırken bizim düştüğümüz durum gerçekten çok acı demiş Mahfi Eğilmez. Haksız mı? Evet, 20 yıl önce, 20 yıl sonra. Dönelim. Evet, pusula bu. Bu pusula Yüksek Seçim Kurulu'nda tespit edilmiş. Adayların vesikalık fotoğrafları var ve insanlar oy kabinine girdiklerinde Cumhurbaşkanı adaylarını ilk sandıkta bu şekilde belirleyecekler. Dikkat çeken konu Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın fotoğraflarının güncel olması. Vesikalık fotoğraflarının güncel olması. Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ise 2014'ten bu yana güncellenmemesi. Yani Tayyip Erdoğan 2014 seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'na bir fotoğraf vermiş. O fotoğraf tekrar güncellenmemiş. Sosyal ağlarda bir şey çıktı, polemik çıktı. İşte ne bileyim, neden şey yapmıyorsunuz? Yani bu fotoğrafın güncellenmesini, yenilenmesini istemiyorsunuz Tayyip Erdoğan'dan diye. Çünkü işte kimlik yenilerken, pasaportta falan bile son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf istenirken burada niye eski fotoğraf, 10 yıl önceki Erdoğan fotoğrafı? Haksız değil ama Erdoğan ne derse o oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki adamları da ona göre yürüyor. Belli ki Erdoğan'ın daha yaşlı bir fotoğrafını koymak istememişler. Neyse. Erdoğan önceki gün CNN Türk Kanal D ortak yayınında çok şey söyledi. Evet, imar affının artık katalog suçlara ekleneceği, bir takım işte muhalefetle polemiği, bir takım vaatlerin tekrar üstünden geçmesi falan. Karşısındaki gazeteciler de ona hiçbir şey sormadılar. Ya da içlerinden de geçirdiler mi bilmiyorum, ya da bıyık altından güldüler mi bilmiyorum, ama çok fena halde Erdoğan'a ve Erdoğan yönetimine angaje olmuş isimlerdi. Orada dikkatimi çeken şu oldu. Selahattin Demirtaş'tan, cezaevindeki, Edirne cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan birkaç kere ne Selahattin dedi, ne Selahattin Demirtaş dedi, ne de Demirtaş dedi, ne de işte eski HDP eş başkanı falan dedi. Neyse, ismini zikretmek zorunda da değil. Selo diye bahsetti. Yani bu kişi bir siyasi kişilik. Geçmişte Cumhurbaşkanı adaylığı var. Türkiye'nin 3. büyük partisinin genel başkanı ve öyle olduğu için de içeri atıldı ve 6 yıl aşkın bir süredir haksız hukuksuz Edirne'de tutuklu. Esir, senin esirin, Selo diyorsun. Sonra bir de daha da haddini aşarak işte o Kürt değil Zazadır falan, yani. Bununla mücadele ediyorsunuz. Biraz evvel o kafede koruyan polisleri de gösterdim. Yani bir kafeyi yıktırmamak için polisini diken devlet seçimde neler yapmaz? Bununla mücadele ediyorsunuz ve işte bu üslupla mücadele ediyorsunuz. Tayyip Erdoğan mağdur olmasın diye adaylığına itiraz etmedi. Mağdur mu değil mi artık o gün göreceğiz. Onun için son derece sert 30 güne girdik. Ama o Selahattin Demirtaş cezaevinden, Kettle'dan attığı tweette mühim bir şey söylemiş. Diyor ki, Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için Elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. Evet. HDP'de, Kürt Siyasal Hareketi'nde ve şu an Yeşil Sol'da neyse bu derece ileri bir cümleyi ben bugüne kadar duymadım. Hani terörle arana mesafe koy falan diyorlar ya, işte mesaj. Demirtaş demişken bir başka Demirtaş'a gidelim, soyadı benzerliği. Özgür Demirtaş özellikle döviz kurlarıyla alakalı enteresan bir tweet attı. 19 seviyesinde dolar suni olarak tutulmaya çalışılıyor dedi. Halbuki şu an bırakılsa 24-25'li seviyelere gelecek. Çünkü ihracatçının malını rahat satabileceği yer burası. Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek demiş. Gerçekten son derece ciddi bir uyarı. Zaten ekonomi yönetimi doları baskılamaya çalışıyor. Kapalı çarşıdan işte konteynerlarla veya işte tekerlekli arabalarla falan dolar topluyorlar. Böyle bir dönem söz konusu. Ve bu 30 sıcak gün boyunca da bu hikaye devam edecek. 30 kilosu 30 liraya soğan muhabbeti iktidarın AKP ve MHP'li iki kanadı tarafından. Numan Kurtulmuş biz tok diyoruz, adamlar soğan diyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı da Cumhur İttifakı vatan millet bayrak derdinde, bunlar soğan derdinde demiş. Bambaşka bir gerçeklik algısı, bambaşka bir uçmuşluk. Fakat işte 30 sıcak gün seçime giderken soğan mı galip gelecek, tok mu galip gelecek göreceğiz. Eğer soğan galip gelmezse yapacak bir şey var mı? Veya gerçekten seçmen veya mevcut iktidarı orada tutanlar bu ekonomik yıkıma ve bu deprem yıkımına en son rağmen mazur görülebilir mi? Bunu 14 Mayıs'tan sonra konuşacağız. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi destekleyenler hangi partileri, 2018'de hangi partilere oy vermişti diye bir araştırma yapmış Metropol. Enteresan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi destekleyenler ağırlıklı olarak AKP seçmeni %21 ile, onu %17 ile CHP, %14 ile MHP, %13 ile İYİ Parti, %4 ile HDP takip ediyor. Evet. Enteresan bir araştırma. Bitirirken mühim bir iddia var ve bu iddia CHP çevrelerince de teyit edildi. Selçuk Özdağ, Gelecek Partili, geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az zaman kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor demiş. Erdoğan Toprak ise duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz demiş. Selçuk Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na suikast iması var. Erdoğan Toprak da teyit etmiş. Şeytan avukatlığını yapalım. Velev ki böyle bir suikast girişimi oldu ve velev ki sonuç aldı. Erdoğan'ın karşısında Muharrem İnce ve Sinan Oğan kalıyor değil mi? Bu da hesaba katılmış bir oyun planı olabilir mi? Deli düşünceler, deli fikirler, deli senaryolar. 30 sıcak gün başladı. Gerçekten sinirlerinize, psikolojinize mukayyet olun ve en başta kendinize mukayyet olun. İyi hafta sonları, hafta başında görüşmek umuduyla hoşça kalın.